gönderelim. Niye? Bence mi yapalım? Tamam. O zaman kim Mali kim benim? Fark etmez. Sen hangisini oynamak istersin? Ben Mali'yi oynarım. Tamam. Çünkü sen biraz daha benim gibisin. Öyle mi? Tamam. Evet. Çağıralım bakalım. Neyse başlardayız. Belki toparlarlar. Çağıralım. Sıradaki. Gel. Merhaba hocam. Merhabalar. Geç merhabalar. İsim neydi? Rıfat hocam. Tamam Rıfat. Hocam. Çalıştın mı Rıfat? Hocam acayip çalıştım. İnşallah zaten. İnşallah öyledir. Göreceğiz. Korktum. Çok fazla konu vardı öğrenemeyeceğim diye. Her şeyi öğrendiğimi düşünüyorum hocam. Tamam o kadar sonra. Sadece çalıştım çalışmadım diye sorun. Hocam isterseniz siz başlayın. Tamam ben başlayayım. Rendu-Osler-Weber hastalığı var. Duydun mu daha önce? Hocam sanki duydum ama Rendu-Osler-Weber. Biraz gerildim hocam kusura bakmayın. Dün çalışırken falan acayip cevaplar veriyorduk birbirimize arkadaşlarla da. Böyle olur. Hadi bakalım. Hocam hatırlayamadım ya. Hocam ama biraz zor oldu bence. Yani işinize karıştıramam tabii ki de. Ya zor olmadı evladım. Şimdi şöyle düşün. Siz çalışırken hep şey çalışıyorsunuz herhalde. Hocam slide'ın alt köşesindeydi. Ya hocam pardon ben burada devreye gireceğim de. Yani. Buyurun. Sen mi karar vereceksin bizim sorumuza? Hayır hocam tabii ki. Çalıştım diyorsun. Çalıştıysan cevaplayacaksın. Bu kadar basit yani. Şimdi o zaman bu soruyu cevaplayacağını umuyorum. Madem çalıştın. Söyle bakalım. Refik miydi? Kasaba Nevrit sendromu nedir? Kasabah Merit. Hocam hatırlayamadım ya. Yani hocam bu kadar temel bir soruyu bilemiyor. Neyse birkaç tane daha deneyelim. Çünkü sen derslerde falan da iyiydin. Notlarını da alıyordun. Bence gerek yok ama hocam siz bilirsiniz. Ama yine sendrom soracağım sana. Yine mi hocam? Yani şimdi sana diyabetin tanı kriterlerini mi soralım? Onu zaten biliyorsundur. O zaten bilmen gereken bir şey. Yani orada şu personel sor, o bile cevaplar yani. Öyle bir soru sormamızı bekliyorsa neredeyse söylüyorum. Evet hocam, haklısınız. Valentin Serenata sendromu duydun mu? Ne hocam? Valentin Serenata mı? Evet, o sendrom. Duydun mu daha önce? Hocam ben Valentin Girginata diye bir şey biliyorum ama Serenata mı? Onu mu soruyorsunuz hocam? O sendrom mu hocam? Ya tamam, çık dışarı ya. Tamam. Yeterli. Yeterli gerçekten. Hani daha işin bana öğreteceksin. Hadi. Hadi bakalım. Hocam kusura bakmayın. Estağfurullah. Tamam hadi. Sistol deferim duyarsın yani başka ne duyacaksın ki bu hastalıkta. Ha beni çağırıyorlar. Merhaba, ismin neydi oğlum? Refik hocam. Refik, otur bakalım. Hocam siz başlayın. Evet oğlum, seni hatırlıyorum, sen derslerde iyiydin. Evet, söyle bakalım. Apgar nedir? Apgar hocam, bir skorlama. Güzel. Apgar skorlaması hocam. Puan veriyorsunuz. Hı-hı. Bakıyorsunuz. Eğer puan tam olursa ne olur? Normalde başka skorlamalarda tam puan olursa kötü olabiliyor. Ama hocam apgar da öyle değil. Gayet iyi. Gayet iyi bence de. Benim soru sormama gerek kalmadı zaten. Öyle mi diyorsun? Tabii gerek yok. Gayet her şeyin açık net konuştu. Sıradaki arkadaşın gelsin. Teşekkür ederim. Geçmiş İyi sınavlar hocam. Keşke bütün öğrenciler böyle olsa. Keşke ya. Keşke hocam keşke. Evet, senin ismin neydi? Rıfat hocam. Rıfat, tamam. Yavrum senin ismin neydi? Sena. Sena, güzel. Sena ve Rıfat, beraber girdiniz. Çalıştın mı Rıfat? Çalıştım hocam. Günü gününe çalışmışsındır umarım. Evet hocam. Tamam. Sen ne yaptın kızım, çalışabildin staja? Hocam birkaç gün çalışabildim, özel durumlardan. Özel durumlardan olabilir tabii, herkesin başına farklı şeyler gelebilir. Tamam Rıfat, başlayalım seninle. Sana klasik bir soruyla başlayacağım. Olur hocam. Kolesistektomi biliyorsundur. Evet hocam. İndikasyonları nelerdir? Söyle bakalım. Hocam hastanın 1 santimden büyük polipi varsa, semptomatikse hasta çok, hastaneye ulaşımı zorsa, porselen safra kesesi varsa, söylüyorum hocam. Tamam bunlar var da benim esas istediğim bu mu ya? Biz derste ilk başta neyden bahsettik? En önem verdiğimiz neydi? Neydi hocam? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum hocam şu an. Kızım sen söyle. Hocam safra kesesinin çıkarılmasıydı, alınmasıydı hastalığı. Çok güzel. Ya bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Güzel. Peki kızım hatırlıyor musun en sık neye bağlı yapıyorduk bunu? Safra taşına. Çok güzel ya. Ya bak bu kadar ya evladım bu kadar ya. Seninle konuşurken bana bak. Bu kadar zor mu? Şu kızın ağzından çıkan bu kadar zor mu ya? Bunu senin söyleyebilmen zor mu? Derslere girmedin mi? Kızım aferin sana. Gerçekten güzel çalışmışsın. Çok beğendim. Umarım diğer stajlarında da böyle
başarılı olursun. Çalışmaya devam et, tamam? Aferin sana. Oğlum sana da gelince ne kendimi ne annemi babamı sana emanet ettim. Hadi çıkabilirsiniz. Sıradakini çağıralım mı? Çağıralım Rüştü hocam, buyurun. Batur Alp. Hocam gelebilir mi? Gelebilirsin de bu kılık kıyafet ne? Hocam teyzemin kolestektomi ameliyatı vardı. Ameliyathane kıyafetiyle mi gelmişsin ama? Hocam şöyle teyzemin kolestektomi ameliyatı vardı da ona eşlik etmemi istedi hani psikolojik açıdan. O zaman biraz... başında dursaydın sınava niye giriyorsun? Sınava girmem lazım. Kartını bile hocam çıkartmamışsın. Hocam apart apart geldim, onu bile çıkarmaya vaktim olmamış hocam, kusura bakmayın. Niye sınavdan önce izin almadın ki? İzin alsan bile bu kıyafetle sınava gelmene müsaade etmezdim ya. Hocam kusura bakmayın, hani gerçekten... Haklısınız hani... hocam da siz biraz şey yapın, bir bilgilerinizi sınayalım ona göre tekrar... Ama böyle nasıl alın? Arkadaşlarına da saygısız. Hocam normalde kesinlikle bu şartta gelmezdim de hani bu ekstrem bir durum olduğu için kusura bakmayın. Ekstrem durum da arkadaşlarını gördün mü? Arkadaşlarına ayıp değil mi? Haklısınız hocam da işte... Ben şimdi sen bir soruya yanlış cevap versen seni direkt dışarı çıkartırım bu kılık kıyafetle. Bu ne lan bu ne? Hocam ameliyathane bir... sıkrapsıyla gelmişsin ya bir de. Hocam... Kendi sıkrapsın da değil, bari düz siyah giyseydin. Hocam bir soru sorsaydınız. Olmaz. Ben sormak istemiyorum ama çalıştın mı? Çalıştım, çok çalıştım hocam. Tamam bir soru soracağım, otur o zaman. Serviks kanserlerinin sınıflamasını baştan sona yaparsan geçiririm yoksa geçirmem seni bu kıyafetle. Bu ne? Hocam benim malin. Bu mu? Premalin. Bu mu? Öyle, öyle hatırlıyorum hocam. Öyle, öyle mi başlanır? Ben çıkarmak istiyorum. Evladım sen çık. Haksız mıyım? Haklısınız hocam. Hocam bir soru daha sorsaydınız. Gerçekten yok, yok. Çok iyi olur. Geçmiş olsun bu arada. Ben gider teyzene sorarım soruları. Sen bu kıyafetle onun yanında oturursun. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Bir de küpeyle gelmiş. Haklısınız hocam. Bizim zamanımızda böyle miydi? Ya biz derse bile takım elbiseyle girerdik. Jilet gibi, jilet gibi. Bu ne? Tuttuk. Batur Alp Hoca yardım etse de geçsek ya. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Buyur otur. Hocam ben başlayayım hemen. Direkt başlayın aynen. Daha bayağı uzun çünkü. Sana çok zor bir soru sormayacağım. Ama hızlıca saymanı istiyorum. Tamam, tamam hocam. Sayarım. Tiroid ultrasonografisinde malignite kriterleri. Tiroid ultrasonografisinde malignite kriterleri. Evet. Yani ultrasonda neleri görürsek... Malignite düşündürür bu... bize. Malignite kötü. Anladın ha, mı? Tamam anladım hocam. Şeyi mi, USG'yi mi sayayım sadece yoksa evladım, fizik bulguları da sayayım mı hocam? Soru gayet açık. Tamam. Zaten onları biliyorsunuz fizik muayene kısmını, orayı geçtik. Bana sadece ultrasondaki tamam, malignite kriterlerini sayacaksın. Tamam Batur Alp hocam. Sayıyorum. Mikro kalsifikasyon. Mikro kalsifikasyon. Tamam. Doğru söyledi hocam. Evet, devam ediyorum. Hocam işte çevresinin düzensiz olması kitlenin. Tamam. Bir dakika bir dakika. Oğlum bak ben seri bir şekilde say dedim. Hocanın gözünün içine bakmana gerek yok. Soru gayet açık, net, kolay. Hocam ben çok tamam, ezber tamam, sevmiyorum o yüzden. Hocam ben bir dışarı çıkayım. Hava alıp geliyorum. Tamam, hocam siz hava alıp gelin. Ben başka sorular sorayım arkadaşım. Öyle yaptım. Şimdi hoca gelince tekrar soracak. Ben sana söyleyeyim, sen onları tamam, söyle olur tamam hocam mı? Bak, mikrokalsifikasyon. Tamam. Hipoekajonite. Tamam. Septalı olması. Tamam. Tamam mı? Onun haricinde çevresinin düzensiz olması. Tamam hocam. Fiks olması. Tamam. Tamam. Bunları sayarım hocam, tamam. Tamam. Onun haricinde ne sorayım, ne istersin? Diyabet ana kriteri sorun hocam. Diyabet ana kriterleri, tamam. Onun haricinde birkaç soruyu bilmişsin diye işaretliyorum tamam, ben burayı. Olur tamam, olur hocam. Sizin nasıl uygun görürsün. Teşekkür tamam, ederim. Rica ederim. Sen çalıştın mı çalışmadın diye sor. Tamam hocam ben de çalıştığımı söylüyorum. Şimdi birkaç sendromdan başlayacağız. Ne yapıyorsun oğlum, niye oraya baktın? Çekiyor mu diye baktım ya. Filmlerde falan öyle bir şey gördün. Çekiyor mu? Çekiyor. Kasaba nevrit. Sendromu nedir bakalım. Hocam bu kadar temel bir soruyu bilemiyorum. Tamam. Tamam. Ben Tisin Yerata sendrom. Ya şimdi şöyle ben anlamıyorum ya. Hani 2,5-3 ay boyunca ne ameliyata giriyoruz ne pollere geliyoruz. Sırf bunlar
bir şeyler öğrensin, bizden bir şeyler kapsın diye hocam ama ya bunlar umurunda değil. Bu kadar temel bir soruyu yani bir de karşımıza kıs kıs gülüyor. Gerçekten odamızdan saygısız. Çıkıp geliyoruz bunlara ders anlatmak için. Yani görevimiz olduğu halde geliyoruz yani. Olacak işte. Odamda çay kahve içmiyorum.